Gülnaz Hanım, efendim. Gerçi üstünüzden belli ama ben yine de mutfağı bir kontrol etmek istiyorum. İzniniz olursa çorba servisinde. Tamam, olur. Tamam. Bakabilirsiniz. Ben ancak toparlayabildiğim kadar. Aha. Yine de bakmak İnşallah istiyorum. İnşallah gününüzde ben de gelirim size. İnşallah. Bari siz yetiştirin. İade-i ziyarette bulunuruz. Bunu da alayım belli. Ben yine yardımcı olmuş olayım. Aynen, teşekkür ederim. Evet, Nesli kontrole gidiyor. Var mı böyle mutfağa bakmak isteyen aranızda? Yok, ben hiç bakmak istemiyorum. Bari burayı alıverseydiniz Gülnaz Hanım. İşte zamanım olsaydı onu da yani alırdım. Üstümü de değiştirdim. Açma zaman yapmasaydınız, el açması. İşte keşke ben onu bilseydim. Keşke diyorum ama artık keşkenin şeyi yok. Kim aşçı? Bu aşçı diyor. Kim aşçı? Ali, sen mi aşçısın? Aynen. Gastronomi mezunuyum zaten. Aa, ne güzel. Aramızda gastronomi mezunu var. Ne geçen zaman mezun? Geçen sene Haziran ayında mezun oldum. Özel evet. Üniversiteden. Çok güzel. Özel üniversite gastronomi bölümü. Evet. Kaç yıl okudu? 4 yıl. 4 yıl. Aynen. Vay. Vay, çok güzel. Tebrikler. Yapıyor musun şu an aşçı? Kısa bir süre önce aşçı yardımcılığı yapıyordum. Şu an çalışmıyorum. Aşçı yamağıydın. Şu an çalışmıyorum. Şu an abi. Çalışmıyorsun. Evet. Düşünüyor musun peki? Tabii tabii. Ha, tatlılarınız mı bunlar? Yok, tatlım bunlar... dolapta. O börek öyle. Börekleriniz. Üstü açık bunların ama ya. Yani en azından... İşte diyorum ki o kadar şeye geldim anladım, ki... Anladım ama yine de yani tabii bunlarla da yani şu an belki beni değerli. Anlamanız biraz zor olabilir ama gününüz gelince daha tabii. iyi anlarsınız. O zaman dersiniz ki Gülnaz haklıydı. Mesela bir otele mi girmek hedefin, kendi yerini mi açmak, ya, özel aşçılık mı? Ben abimle bir kafe açmayı düşünüyorum. Kendi kafemizi. Ne güzel. İnşallah ödülü kazanırsam da... Oraya gidecek. Ödülü böyle. Biraz oraya kullanmayı düşünüyorum, evet. Hadi bakalım. Yalnız çaktırmıyor, öyle sessiz sakin geldi ama aşçı var aramızda, okul mezunu. Tabii ilk hedefi burayı kazanmak şu anda, ondan sonra... İnşallah, diğerleri. İnşallah. Ne yaptınız Nesli? Baktım ama bütün yemeklerin üstü açık. Yani ya bütün hepsi lavabon... değil, hayır bazılarının üstü açık çünkü kapatıp yetişemedim. Zaman sıkıntım olduğundan dolayı zaten üstüm belli. Amacım eksik menü olmasın diye yemeklerimi çıkartmaktaydı. Ben de onu halledene kadar işte bazı yani tabii ama 3 tane el açması seçmeseydiniz. Keşke de hani yetişseydi, o görüntüyü biz görmeseydik. Ya şimdi şöyle, benim ana yemeğimde pide kullanması gerekiyor. Şimdi ben hazır alsaydım niye hazır aldın diyecektiniz. Aman bana niye ona göre hazırlayacaktınız? Şimdi şöyle dediğim gibi yani eğer öyle yapsaydım sade pilav yapsaydım diyecektiniz ki her sefer her hafta aynı pilav niye pilav? Hani her şey bir tabii. gayet bir bahanesi olduğundan dolayı ben de hani bir sıkıntı olmasın diye. Yani lavabonun içi falan şeydi o yemeklerin böreklerin falan üstü açıktı en azından bir. Ha, istiyorsanız bakabilirsiniz. Ben şey hiçbir şekilde olabilir. Hayır yani demiyorum. Girecek. Sonuçta biz yiyeceğiz. Hijyen açısından söyle büyük şöyle hijyen açısından tamam ama hepsinin ağzı açık değildi. Hani onu da bir dile getirdim. Sen bir yandan çorba servisi yap bence artık. Tamam. Tabii aynen. Dakikada evet. geçiyor. Sonra çünkü üzerini de değiştireceksin. Daha evet. senin tamam. zamana ihtiyacı olacak. Mutfağa girdim servisten önce. Yemeklerin üstü açıktı. Beni rahatsız etti. Bu bir yarışma sonuçta. Yani böyle bir şey gözden kaçırmaması gerekiyordu. Ya, tabii ki de çalıştığımız yerlerde müşteriler girip bakmayı çok tercih etmiyorlar. Öyle bir talep gelmedi. Pek gelmiyordu. Yani Nesli Hanım'ın da gitmesini ya hiç hoş bulmadım. Mutfağa girilmesini doğru bulmuyorum. Çünkü kendim eğer mutfağı görürsem yemeden önce önyargılı olacağımı düşünüyorum. Ekibe güvendiğim için bir takım ana steril koşullarına uyduğunu farz ediyorum. Fakat Nesli Hanım gitti haklı olarak bu zaman zarfında dağınık kalmış. Ben engel olmuyorum. Gelsinler, görsünler. Zaten üstümü değiştiremedim. Önemli olan menümü yetiştirebildim. İnşallah değerlendirmeyi de ona göre yaparlar. Ya ben menüsünü ağır buldum ama birbirleriyle çok dengesiz olmuş. Tavuk var, tavuklu evet. çorba yapmış. Gerçekten çok dengesiz bir menü olmuş. Ya aslında o ara sıcaktan sonraki salata bence menüyü biraz dengelemiş. Öyle düşünüyorum da. Hamurlardan dolayı. Tabii tabii çok fazla yani. Hamur var, tavuk var, kıyma var. Kıyma çok. Aynen, aynen. Ondan sonrasında dolu, o salata. Evet. Hallavi. Et hamuru olacak. Var mı aramızda vejetaryen falan? Evet. Et yemeyen, onu yemeyen, bunu yemeyen. Mantar yiyemem bir. Ha şunu var görürsem yolumu değiştirin diyen falan. Mecbur kalmadıkça et, tavuk, balık, sebze, meyve yemem. Karbonhidrat ne yemezsin neler? Et, balık, tavuk, sebze, meyve. Ne yiyorsun? Tavuk. karbonhidrat. Her şeyi ekmek arası yiyebilirim. Taze fasulyeyi bile. Haydi. Denemelisiniz. Çok güzel ya. Oluyor. Hiç denemeyelim. Yapma ya sağlıklı sebzen meyven olmazsa bir beslenme programında olur mu? Ya mecbur kalmadıkça yemiyorum ama. Mecbur kalmadıkça. Hamileliklerimde yedim. Bir şey söyleyeceğim. Eşin ne diyor bu duruma? Ne desin? Ne desin yani? Seni böyle sağlıklı beslenmeye teşvik etmiyor mu? Yapma annem etmiyor. En büyük. Sağlıklı besleniyor. Hayat tarzı sağlık.
Sürekli evlatlıktan reddedeceğim, hakkımı helal etmeyeceğim. Yani diyorum ki yapamıyorum, elimde değil. Ama beni tedavi ettirmeyi düşünüyor. Ama şöyle bir İstanbul'da şey, bir denedin mi? Birazcık daha beslenme alışkanlıklarımı değiştireyim, bir diyetisyene gidip bir şey yapayım falan. Kaç diyetisyene gittim. Yapma fakat ya. Enerjim bu sefer düşüyor. Normaldeki gibi olmuyor. Ama değil enerji de kaynakları mesela onlar kötü enerji kaynakları, karbonhidrat. Hı-hı. Geçici, yalancı, kandırıkçı onlar. Un falan, hani ekmek falan yiyor. Ekmeği arasına koyarım her şeyi diyor. Evet. Sonuçta 115 kiloya durup dururken gelmedim. Ya canım 115 değilsin sen. Evet. Sen 115 olamazsın. Çekime çok ani çağırdılar. Yoksa bir diyet yapardım sizin için. Bir 5 kilo verirdim de öyle gelirdim diye. Ben hayır, omuzlarım falan geniş ama onu kilo açısından söylemedim. Yani sporcu gibi üst tarafım falan böyle hani. Spor ama yapmıyorum gençlik diyorsun. Gençlik hayatında profesyonel voleybol oynamıştım. Onun etkisi boy var. Boy da uzun tabii. Boy da uzun. Bir de genetik var. 2 metre var ya. Altyapın sağlam. Şu an senin vücudun acayip güzel tepki verir spora, ben sana söyleyeyim. Bence başla sen spora, yaz da yaklaşıyor. Yeniköy'de sahilde yürüyüşe çıkıyoruz. Tamam, vur kendini sahile en güzel. En yakın kafede oturuyorum. Bekliyorum geri dönmesini diğerlerinin. Eşime de diyorum ki yürüyüşe gittik. Eyvah, dönüşte durdu bir börekçi mörekçi bir kahvaltılık falan. Dur. Belki bu yarışmadan sonra fikirlerin değişir. Ben et, tavuk, balık, sebze yiyemiyorum mecbur kalmadıkça. Hem mideme dokunuyor hem de beni mutlu etmiyor açıkçası. Daha çok abur cubur ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Doğru olmadığını biliyorum ama kendime bir çözüm bulamıyorum. Kendi gününde menüsünde neler yapacak çok merak ediyorum. Yarın bizi neler bekliyor? Ya açıkçası hiçbir şey yemeyen birisinin bizlere neler sunacağı düşündürücü. Evet, tavuk. Hemen amcacığım. Tavuk çorbası, unaş çorbası. Hamurunu kendim açtım. Şehriye koyarlar normalde. Sen evet, böyle hamur yap. Tek hamuruna... farkı şehri yerine hamur var. Evet. Aynen. Yani aynen öyle. Çorbası. Ben onu aynen özellikle zaten o hamur açmasıydı. Şöyle buyurun. Bekliyoruz ev sahibimizi. Bu arada Nesli, sen duymadın. Evet. Gastronomi mezunu Ali. Öyle 4 mi? Yıllık. Evet. Okullu biri var aramızda yemekten anlayan. İnşallah göreceğiz. İşiniz biraz bakalım. Zorlaşacak bu hafta yani. Ali için de sıkıntı bu. Efendim? Ali için de sıkıntı yani ondan. Niye? Beklentimiz yüksek. Evet, okulu bitirmiş ya. Tabii bizim ondan beklentimiz. Ben de onların beklentilerini çok iyi karşılayacağım. İddialı. İnşallah. Cuma günü inşallah göreceğiz. Aşçı olan yarışmacıdan bahsediyorum. Eğer hani benim menümden bir şeyler bulup da kendi gününde de 3 tane el açması yapıp da üstünü her şeyini değiştirirse o zaman okey derim. Geleceğin şefi yetişiyor. Evet. Burada da inşallah güzel bir netice alırsın bakalım. Ali Bey'in yorumlarından anladığım kadarıyla yemek bilgisi yok gibi. Yani varsa bir de kendi gününde göreceğiz yani. İleriki günlerde göreceğiz. Ali Bey gastronomi mezunuymuş. Evet, masada öğrendim bunu. Ama benim için ben Ali Bey'i açıkçası rakip olarak görmüyorum. Bugün yaptığı yorumlar falan biraz tecrübesiz geldi bana. Ya, tabii ki gastronomi mezunu olmam onları biraz etkiledi bence. Çünkü haliyle işin okulda okumuş olmam benden beklentileri yükseltti. Yani ben beklentilerim çok iyi bir şekilde karşılayabileceğimi düşünüyorum. Yani cuma günü hepsi görecek. Ali Bey gastronomi mezunuymuş. Açıkçası bu beni ürküttü. Çünkü benden kat be kat püf nokta ve tecrübe var. Bakalım göreceğiz.